İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi. Önsöz. İnsanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan haysiyetin ve bunların eşit ve devir kabul etmez haklarının tanınması, hususunun, huriyetin, adaletin ve dünya barışının temeli olmasına. İnsan haklarının tanınmaması ve hor görülmesinin insanlık vicdanını isyana sevk eden, vahşiliklere sebep olmuş bulunmasına, dahşetten ve yoksulluktan kurtulmuş insanların içinde söz ve inanma hürriyetlerine sahip olacakları bir dünyanın kurulması, en yüksek amaçları olarak ilan edilmiş bulunmasına. İnsan zulüm ve baskıya karşı son çare olarak ayaklanmaya mecbur kalması için insan haklarının bir hukuk rejimi ile korunmasının esaslı bir zaruret olmasına. Uluslar arasında dostça ilişkiler geliştirilmesine, teşvik etmenin esaslı bir zaruret olmasına. Birleşmiş Milletler haklarının antlaşmada insanın ana haklarına, insan şahsının haysiyet ve değerine, erkek ve kadınların eşitliğine olan imanları bir kere daha ilan etmiş olmalarına ve sosyal ilerlemeyi kolaylaştırmaya, daha geniş bir hürriyet içerisinde daha iyi hayat şartları kurmaya karar verdiklerini beyan etmiş bulunmalarına. Üye devletlerin Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile işbirliği ederek insan haklarına ve ana hürriyetlerine bütün dünyada gerçekten saygı gösterilmesinin teminini taahhüt etmiş olmalarına. Bu haklar ve hürriyetlerin herkesçe aynı şekilde anlaşılmasının, yukarıdaki taahhüdün yerine getirilmesi için son derece önemli bulunmasına göre. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. İnsanlık topluluğunun bütün fertleriyle uzuvlarının bu beyannameyi daima göz önünde tutarak, öğretim ve eğitim yoluyla bu haklar ve hürriyetlere saygıyı geliştirmeye, gittikçe artan milli ve milletler arası tedbirlere, gerek bizzat üye devletler ahalisi gerekse, bu devletlerin idaresi altındaki ülkeler ahalisi arasında bu hakların dünyaca fiilen tanınmasını ve tatbik edilmesini sağlamaya gayret etmeleri amacıyla bütün haklar ve milletler için ulaşabilecek ortak ideal olarak İş bu insan hakları evrensel beyannamesinin ilan eder. Madde 1. Bütün insanlar hur, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmeliler. Madde 2. Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir akide, milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin, iş bu beyannamede ilan olunan tekmil haklardan ve bütün hürriyetlerden istifade edebilir. Bundan başka bağımsız memleket uyruğu olsun, vesayet altında bulunan, gayri muhtar veya sair bir egemenlik kayıtılmasına tabi ülke uyruğu olsun, bir şahıs hakkında uyruğu bulunduğu memleket veya ülkenin siyasi, hukuki veya milletler arası statüsü bakımından hiçbir ayrılığı gözetilmeyecektir. Madde 3. Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır. Madde 4. Hiç kimse kölelik veya külük altında bulundurulamaz. Kölelik ve köle ticareti her türlü şekliyle yasaktır. Madde 5. Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayri insani haysiyet kırıcı cezalara veya muamelelere tabi tutulmaz. Madde 6. Herkes her nerede olursa olsun hukuk kişiliğinin tanınması hakkınız haizdir. Madde 7. Kanun önünde herkes eşittir ve farksız olarak kanunun eşit korumasından istifade hakkını haizdir. Herkesin iş bu beyannameye aykırı her türlü ayırt edici muameleye karşı ve böyle bir ayırt edici muamele için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır.
Madde 8. Her şahsın kendini anayasa veya kanunla tanınan ana haklara aykırı muamelelere karşı fiili netice verecek şekilde milli mahkemelere müracaat hakkı vardır. Madde 9. Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz veya sürülemez. Madde 10. Herkes haklarının, vecibelerinin veya kendisine karşı cezai mahiyette herhangi bir isnadın tespitinde tam bir eşitlikle davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından adil bir şekilde ve açık olarak görülmesi hakkına sahiptir. Madde 11.1. Bir suç işlemekten sanık herkes, savunması için kendisine gerekli bütün tertibatın sağlanmış bulunduğu açık bir yargılama ile kanunen suçlu olduğu tespit edilmedikçe masum sayılır. 2. Hiç kimse işlendikleri sırada milli veya milletler arası hukuka göre suç teşkil etmeyen fiillerden veya ihmallerden ötürü mahkum edilmez. Bunun gibi suçun işlendiği sırada uygulanabilecek olan cezadan daha şiddetli bir ceza verilmez. Madde 12. Hiç kimse özel hayatı, ailesi, meskeni veya yazışması hususlarında keyfi karışmalara, şeref ve şöhretine karşı tecavüzlere maruz bırakılmaz. Herkesin bu karışma ve tecavüzlere karşı kanun ile korunmaya hakkı vardır. Madde 13.1. Herkes herhangi bir devletin sınırları dahilinde serbestçe dolaşma ve yerleşme hakkına haizdir. 2. Herkes kendi memleketi de dahil herhangi bir memleketi terk etmek ve memleketine dönmek hakkına haizdir. Madde 14.1. Herkes zulüm karşısında başka memleketlerden mülteci olarak kabulü talep etmek ve memleketler tarafından mülteci muamelesi görmek hakkına haizdir. 2. Bu hak gerçekten adi bir cürüme veya Birleşmiş Milletler prensip ve amaçlarına, aykırı faaliyetlerine, müstenit kovuşturmalar haline ileri sürülmez. Madde 15. 1. Her ferdin bir uyrukluk hakkı vardır. 2. Hiç kimse keyfi olarak uyrukluğundan ve uyrukluğunu değiştirmek hakkından mahrum edilmez. Madde 16. 1. Evlilik çağının varan her erkek ve kadın, ırk, uyrukluk veya din bakımından hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın evlenmek ve aile kurmak hakkına haizdir. Her erkek ve kadın evlenme konusunda evlilik süresince ve evliliğinin sona ermesinde eşit hakları haizdir. 2. Evlenme akdi ancak müstakbel eşlerin serbest ve tam rızasıyla yapılır. 3. Aile, cemiyetin tabii ve temel unsurudur. Cemiyet ve devlet tarafından korunmak hakkını haizdir. Madde 17.1. Her şahıs tek başına veya başkalarıyla birlikte mal ve mülk sahibi olmak hakkını haizdir. 2. Hiç kimse keyfi olarak mal ve mülkünden mahrum edilmez. Madde 18. Her şahsın fikir, vicdan ve din hürriyetine hakkı vardır. Bu hak, din veya kanaat değiştirmek hürriyeti, dinini veya kanaatını tek başına veya topluca, açık olarak veya özel surette, öğretim, tatbikat, ibadet ve ayinlerle izhar etmek hürriyetini içerir. Madde 19. Her ferdin fikir ve fikirlerini açıklamak hürriyetine hakkı vardır. Bu hak fikirlerinden ötürü rahatsız edilmemek, memleket sınırları mevzubahis olmaksızın, malumat ve fikirleri her vasıta ile aramak, elde etmek veya yaymak hakkını içerir. Madde 21. Her şahıs saldırısız toplanma ve dernek kurma ve derneğe katılma serbestine maliktir. 2. Hiç kimse bir derneğe mensup olmaya zorlanamaz. Madde 21.1.
Her şahıs doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkına haizdir. 2. Her şahıs memleketin kamu hizmetlerine eşitlikle girme hakkına haizdir. 3. Halkın iradesi kamu otoritesinin esasıdır. Bu irade gizli şekilde veya serbestliği sağlayacak muadil bir usul ile cereyan edecek. Genel ve eşit oy verme yoluyla yapılacak olan devri ve dürüst seçimlerle ifade edilir. Madde 22. Her şahsın cemiyetin bir üyesi olmak itibariyle sosyal güvenliğe hakkı vardır. Haysiyeti için ve şahsiyetinin serbestçe gelişmesi için zaruri olan ekonomik, sosyal ve kültürel hakların milli gayret ve milletler arası işbirliği yoluyla ve her devletin teşkilatı ve kaynaklarıyla mütenasip olarak gerçekleştirilmesine hakkı vardır. Madde 23.1. Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır. 2. Herkesin hiçbir fark gözetilmeksizin eşit iş karşılığında eşit ücrette hakkı vardır. 3. Çalışan her kimsenin kendisine ve ailesine insanlık haysiyetine uygun bir yaşayış sağlayan ve gerekirse her türlü sosyal korumaya vasıtalarıyla da tanımlanan adil ve elverişli bir ücrette hakkı vardır. 4. Herkesin menfaatlerinin korunması için sendikalar kurmaya ve bunlara katılmaya hakkı vardır. Madde 24. Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve müayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır. Madde 25. 1. Her şahsın gerek kendisi, gerekse ailesi için yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlığı ve refahını temin edecek uygun bir hayat seviyesini ve işsizlik, hastalık, sakatlık, duluk, ihtiyarlık veya geçim imkanlarından iradesi dışında mahrum bırakacak diğer hallerde güvenliğe hakkı vardır. 2. Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkına haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar. Madde 26.1. Her şahsın öğrenim hakkı vardır. Öğrenim hiç olmazsa ilk ve temel safhalarında parasızdır. İlk öğretim mecburidir. Teknik ve meslekli öğretimden herkes istifade edebilmelidir. Yüksek öğretim, liyakatlerine göre herkese tam eşitlikle açık olmalıdır. 2. Öğretim, insan şahsiyetinin tam gelişmesine ve insan haklarıyla ana hürriyetlerine saygının kuvvetlenmesinin hedef almalıdır. Öğretim, bütün milletler, ırk ve din grupları arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu teşvik etmeli ve Birleşmiş Milletler'in barışın idamesi yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir. 3. Ana baba çocuklarına verilecek eğitim türünü seçmek hakkını öncelikli haizdirler. Madde 27.1. Herkes topluluğun kültürel faaliyetine serbestçe katılmak, güzel sanatları tatmak, ilim sahasındaki ilerleyişe iştirak etmek ve bundan faydalanmak hakkına haizdir. 2. Herkesin yarattığı her türlü bilim, edebiyat veya sanat eserlerinden mütevellit manevi ve maddi menfaatlerinin konulmasına hakkı vardır. Madde 28. Herkesin iş bu beyannamede derpiş edilen hak ve hürriyetlerin tam tatbikini sağlayacak bir sosyal ve milletler arası nizama hakkı vardır. Madde 29.1. Her şahsın şahsiyetinin serbest ve tam gelişmesi ancak bir topluluk içinde mümkündür ve şahsın bu topluluğa karşı görevleri vardır. 2. Herkes haklarının ve hürriyetlerinin kullanılmasında sadece başkalarının haklarının ve hürriyetlerinin gereğince tanınması ve bunlara saygı gösterilmesi amacıyla ve ancak demokratik bir cemiyette ahlakın,
kamu düzenin ve genel refahın haklı icaplarını yerine getirmek maksadıyla kanunla belirlenmiş sınırlamalara tabi tutulabilir. 3. Bu hak ve hürriyetler hiçbir veçh ile Birleşmiş Milletlerin amaç ve prensiplerine aykırı olarak kullanılmaz. Madde 30. İş bu beyannamenin hiçbir hükmü herhangi bir devlete, zümreye ya da ferde bu beyannamede ilan olunan hak ve hürriyetleri yok etmeyi, yönelik bir faaliyete, girişme ya da eylemde bulunan hakkının verir şekilde yorumlanamaz.